أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وعلى آلهم وأولادهم وأزواجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين رضاي شريفini tahsil yolunda bizleri muvaffak eyle. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı dinleyip muktezasıyla amil olmaya bizleri muvaffak eyle. Tarik-i Müstakim adını verdiğin yolda bizleri sabit kadem eyle. Şeytanın, nefsin desiselerinden masum ve mahfuz eyle. Selameti kalp içinde yaşamaya muvaffak edip, selameti kalb ile haşr-ü neşr eyle. Amin. Bi hurmeti Seyyid-i Nurselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar, son ders dizisini Ahlak-ı Aliye-i İlahi adı altında arz etmeye çalışmıştım. Bu ahlakı derinlemesine arz etmek, size tafsil etmek değildi. Sadece İslam'da mühim bir yeri olan, bizim başkalarından temayüz etmemizi ifade eden, Kur'an'ın insanların hareketlerinde görünmesinden ibaret bulunan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı makam-ı mahbubiyete ulaştıran hususiyetlere süratli birer bakıştan ibaretti. Cenab-ı Hak tevfikini yar etseydi, müminlerin ahlakı adı altında kendi ders planımda 15-20 ders arz etmeyi düşünüyordum. Fakat şimdilik onu nasip etmedi Cenab-ı Hak. Ona gitmeden evvel de arz edeceğim hususlar vardı. Bu münferit ve müteferrik arz edeceğim, bir iki dersin dışında arz edeceğim hususlar vardı. Size söz vermiştim kendi ders planımda. Ahlak-ı âliye, İnsan yapmakla mükellef olduğu bir kısım farzlardır. Teker teker bu farzları yapmakla her mümin mükelleftir. Ve biz bize terettüp eden bu vecibeleri yapmakla mükellefiz. İşte bu vecibeleri teker teker size takdim etmeyi bidayette söz verirken, bunun içinde bir kısım içtimai ve iktisadi meseleleri de arz etmiştim planda. İslam'da mülkiyet meselesini arz etmeyi söz vermiştim. İçtimai ve iktisadi problemlerin halli meselesini de söz vermiştim. Devletin gelirleri ve varidatı meselesini, nafakat meselesini ve bunların masriflerini de söz vermiştim. Nereden gelir, nereye gider? Nereden gelmiş şimdiye kadar, nereye gitmiş? Ve şimdi nereden geliyor, nereye gidiyor? Bunların her biri birkaç mevzuun adıdır. Söz vermiştim bunları. Şimdi dikkatle bu meseleleri dinleyen, teyple de dinleyen, söz verilen şeyler niye anlatılmadı?
istifamına karşı arz ediyorum bunu. Bütün bu meselelere temel teşkil edecek talim ve ilan meselesi, bunları da söz vermiştim. Bundan başka müeyyidat demiştim. Bunun bir beşeri tarafı var, emr-ü bil maruf, nehy-i anil münker şeklinde olur. Bir fıtri tarafı var, kurunu salifeden devrimize kadar ve devrimizde Cenab-ı Hakk'ın gafil beşeri ikazları şeklinde olur. Ayat-ı tekviniyede bela ve musibetlerin tezahürü şeklinde olur. Geçmiş kavimlerin helaki ve şimdi başımıza gelen belalar şeklinde olur. Bir de Rabbani tarafı vardır. Dünya ve ahirette sevabın mükafatı ve günahların da cezası şeklinde tezahür eder. Müeyyidatın bu üç esasını da arz etmeye imkan bulamadım. Cenab-ı Hak tevfikini yar ederse, bunları konuşma imkanını vermezse, bize de hayat bahşederse, inşallah ileride toplu halde, başka bir yerde, başka şekilde, konferans şeklinde veya sohbet şeklinde arz eder inşallah bu cemaata arz etmeyi planladığım veya planını takdim ettiğim şeyleri söylemiş olur, yalan çıkmamış olurum. Bugün arz edeceğim müteferrik meselelerden bir tanesini arz edeceğim. Ehemmiyetine binaen çeşitli zamanlarda, çeşitli vesilelerle ısrarla üzerinde durduğum bir husustur. Allah tevfikini yar etsin. Amin. Cenab-ı Hak kemal-i azametle kadim, kerim ve şerif olan Kur'an'ında ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve rasulehu وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Ey iman edenler! Allah'a ve O'nun Resuluna itaat edin. Allah'a itaat edin, bu zaten sizin boynunuzun borcudur. Resulullah'a itaat edin, zira O'na itaat Allah'a itaattır. Zira Allah'a itaati O'ndan öğreniyorsunuz. O'ndan bir şeyi öğrenmeden Allah'a varmanıza, akabeleri aşmanıza, maksut damına çıkmanıza imkan yoktur. Ona uğramadan cennete girmenize de imkan yoktur. Allah adına Celle Celaluhu halife olarak yeryüzünde sözü O söyler. Sikkeyi O basar. Her şey O'na tabidir. Gütme işini de O yapar. Bütün güdülen raiyetin raisi O'dur. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Kur'an-ı Kerim'i işitip durduğunuz halde, kainatta tarrakalar halinde Allah'ın mevcudiyetini ilan eden delilleri duyduğunuz halde, zinhar Allah'tan ve Resulullah'tan yüz çevirmeyin. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Sakın sizden evvel gelmiş, peygamberlerin sözlerini ve peygamberlerin dilinde Allah'ın kelamını işitmiş, ve sonra işitmeyenler gibi bir hale girmiş Yahudiler gibi olmayın. Hazreti Musa Allah'ın emirlerini onlara anlatırken onlar onun yüzüne bakıyor, kulak kabartıyorlardı. Halbuki kulakların içine hiçbir şey girmiyordu. Mescitleri dolduruyor, Hazreti Musa'nın emri altında mevizeleri dinliyorlardı. Halbuki hayatlarında, ferdi, ailevi ve içtimai hayatlarında Peygamberin söylediği sözler hiçbir tesir icra etmiyordu. Onlar bildikleri gibi esiyor ve bildikleri gibi savuruyorlardı. Çarşı pazar yine onların bildiği gibiydi. Aile yine onların bildiği gibiydi. Şahsi hayatları da yine kendilerinin bildiği gibiydi. Allah'ın bildiği gibi, Resulullah'ın bildiği gibi değildi. Siz işte öylesine Yahudiler gibi olmayın. Resul-i Ekrem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer peygamber gelseydi, bozuk düzen, bu cemiyetin düzelmesinin o peygamber vasıtasıyla olacağına inanır, sabırla beklerdik. Peygamber gelmeyeceğine göre bu cemaat düzelmezse Allah'tan gelecek bir tek şey vardır. O da bu cemaati dinsiz yapacak, sonra da başına kıyameti koparacak. İşte gelecek şey budur, bundan ibarettir. Yerin şak şak olup yarılmasını istemiyorsanız, gökten belaların birbirini takip edip başınıza gelmesini istemiyorsanız, peygamber gelmeyeceğine göre sizi mahvedecek şeylerin mahvetmesini istemiyorsanız, daha evvel gelmiş şeye inkiyat ediniz.
Resulullah'a tabi olunuz, yoksa o gelmişe tabi olmazsanız başınıza gelecek şeyler size çok şey arattıracak, sizi bin pişman edecek, bin defa nedametle göğsünüzü döveceksiniz ama fakat kurtulamayacaksınız. Kurtulmak için çırpındıkça batacaksınız, boğulacaksınız, bin nedamet edeceksiniz. Fakat size yar ve yardımcı olacak olmayacaktır. Allah sizi dalalete, günahlarınızla dalalete ittikten sonra, Allah sizi perişan ettikten sonra size yardım edecek yoktur. Bu fermanı Kur'an'dır. Kur'an'ın fermanına kulak verin ve kendinize gelin. İnne şerred devabbi indallahi summul bukmullezine la ya'kilun. Nereye indiriyor Kur'an-ı Kerim? Allah ve Resulullah'ın emrini dinlediği halde gözleriyle ona baktı ve kulağını ona doğru kaldırdığı, kabarttığı halde kulağından ve gözünden kalbine bir şey inmeyen, sarhoş ve baygın baygın peygamberi dinleyenleri neye benzetiyor Allah Celle Celaluhu? Hitabını nereye indiriyor Allah Celle Celaluhu? Allah indinde mahlukatın en şerlisi, yer üzerinde emekleyenlerin, ayakları üstüne gezenlerin en şerlisi, ot otlayan değildir. Ağzıyla suyu içen değildir elleri üzerinde. Yerlerde emekleyenler de değildir. Yılan gibi sürünenler de değildir. Kuyruğunu kaldırıp akrep gibi etrafa dehşet salan zehirli mahluklar da değildir. Belki hakikati görmeyen, hakikati duymayan insan suretinde şerli mahluklardır diyor Kur'an-ı Kerim. Ben lazmi manasıyla mefhumunu arz etmeye çalıştım. Bütün mahlukatı nazarınızdan geçirin. Allah indinde en şerli mahluk, Allah'ı dinlediği, Kur'an'a kulak verdiği, Resul-i Ekrem'e ittiba iddia ettiği halde hayatında değişiklik olmayan şerli mahluklardır. Yani insanlardır. Yani camilere geldikleri halde, yani sokaklarda Allah'ı dinledikleri halde Allah'ın nizaya gel emrine kulak asmayan şerli mahluklardır diyor. Bunu Kur'an anlatıyor bize. Cenab-ı Hak bizi şerli mahluk olmadan masum ve mahfuz buyurdu. Kur'an-ı Kerim'e göre izaya gelmeye muvaffak kılsın. Hayatımıza istikamet versin. Allah Kur'an'da binlerce ayette kainat üzerinde kudretini, iradesini, tasarrufunu ve azametini anlatır. Bununla kendisini bize gösterir. Gökleri ve yeri tesbih taneleri gibi kudret elinde çevirdiğini bize anlatır. Güneşleri, ayları, yıldızları müsahhar ettiğini anlatır. Otu, ağacı emrine müsahhar ettiğini anlatır. Ve bütün bunların hepsinin inkiyadını anlatır. Zerreden küreye kadar her şey emirber nefer gibi kendi emrine tabi olduğunu bize anlatır. Ve bunların arkasında hemen fezleke halinde insanların niye duymadığını, niye duygulanmadığını, niye bir şey anlamadıklarını insanların yüzüne vurur. Yani bu koskoca gökleri ve gözle göremeyeceğimiz zerreleri, atomları emirber nefer gibi koşturan, sizin imdadınıza koşturan, sizin için emrine müsahhar eden, sizin emrinize de müsahhar eden bu büyük Allah, bu azametli ve kudreti azametli, rahmeti azametli, şefkati azametli ve ilmi azametli olan Allah'ı insanlar nasıl oluyor da dinlemiyorlar? Güneş onu dinliyor. Küre-i arz da onu dinliyor, onu dinliyor ki dakika inhiraf etmeden ve durmadan güneşin etrafında koşup duruyor. Bir sapan taşı gibi koşup duruyor. Birkaç saat duracağını hesaba katın, yeryüzünde hiçbir şey kalmayacaktır. Küre-i arz her şeyi fırlatacaktır sağa sola. Öyle itaat ediyor ki fennin adına cazibe dafia dediği şey asla bunu izah edemez. Asla bu muammanın altından çıkamaz. Allah itaat ettiriyor, sizin emrinize koşturuyor, kendi emrine musahhar ettiği gibi sizin emrinize de musahhar ediyor. Azameti bu kadar nafiz, kudreti bu kadar geçerli, ilmi bu kadar muhit olan Allah'ı insanlar nasıl oluyor da dinlemiyorlar? Fezlekelerini bu geniş tasarrufu anlatmanın arkasında hemen anlatıveriyor. Yeryüzünde bir sürü onun azim ve cesim tasarrufuna şahit oluyoruz. Her şey ona itaat ettiğini görüyoruz.
incecik dallar nasıl ona itaat ediyorlar? Nasıl tabi bulundukları kanun içinde sert taşları şak edip yarıyorlar? Sular ona itaat ediyor, akıyor. Vaka bunu anlayamazsınız, siz tabii dersiniz. Sular denizlere doğru akıyor. Ve sonra denizler tebahur ediyor, buhar haline geliyor. Bütün bunlarda Allah'a itaati görüyoruz. Cenab-ı Hak kendisine itaat eden bu varlıkları yeknesak kanunlar halinde bize takdim etmişse, tabiatı ve sebepleri Allah'a şirk koşmanın manası yoktur. Başka şekilde yapsaydı, yani sular yukarıya doğru aksaydı, denizlerden çıkıp aksaydı, buharlaşma olmasaydı, o zaman o husus bize tabii gelecekti ve biz bir kısım uydurma kanunlarla onları izah etmeye yeltenecektik. Allah Celle Celaluhu insanlar istifade etsinler diye, kanunlardan istifade etsinler diye harikulade haller müstesna, mucizeler müstesna bu yeknesak kanunları bozmuyor. Bozmuyor ama bu yeknesak kanunları yeknesak nizam ve intizam içinde yürütmekle bize şunu ihtar ediyor. En cüz'i daireden en küçük daireye kadar her şey Allah'ı dinleyip itaat ediyor. Cansızlardan daha cansız, camitlerden daha camit olmamak için, yer altında Allah'ın kendisine tayin ettiği kanunlar içinde delikler açan, yukarıya doğru topraklar püskürten, o izbelerde yaşayan varlıklardan daha deni olmamak için, yeryüzünde emekleyen, sürünen, yılanlardan daha aşağı olmamak için sizin de Allah'ın kanunlarına itaat etmeniz gerekir. O kanunların adına şeriat-ı fıtriye, sünnetullah, ayat-ı tekviniye tabir edilir. Sizin itaat etmekle mükellef olduğunuz kanunlara Kur'an kanunları denir. Onlar tabi bulundukları kanunlara itaat ve riayet ediyorlar. Onlardan daha geri olmamak için Kur'an kanunlarına sizin de riayet ve itaat etmeniz gerekir. Cenab-ı Hak riayet ve itaata muvaffak kılsın. Bu hususa yeniden amik olmasa bile kısa bir bakış yapalım. Ta kainatta Cenab-ı Hak ayarladığı şeyler bizden ne istiyor veya Allah ayarladığı şeylerle bizden ne talep ediyor? Cenab-ı Hak anlamaya muvaffak kılsın. Muhterem Müslümanlar, üzerinde Allah'ın bizi yarattığı dünya, bizden evvel her şeyi emrimize müsahhar kıldığı dünya, kim bilir Kur'an-ı Kerim'de kaç ayette anlatıyor bunu. Sizi dünyaya getirmezden evvel yeryüzünü yaşamanıza müsait hale getirdik diyor. Sure-i Bakare'den başlıyor, kim bilir hangi surenin neresine kadar Kur'an'da kaç yerde bunu anlatıyor. Gökleri ve yeri yarattık, yeri de sizin yaşamanıza müsait hale getirdik. Havasını ayarladık, havanın terkibini ayarladık, oksijenin, karbondioksitin ve sair gazların nispetini ayarladık. Belirli bir oranda onları terkip yaptık. Bunlarda az bozukluk olsaydı yaşayamazdınız. Denizleri ayarladık, tabi bulundukları kanunları ayarladık. Dağları diktik çiviler halinde, aşağıya doğru daha fazla batırdık, yukarıda pek az bıraktık. Menafiinizi aşağısında gizledik, yukarıya doğru da yerin hiddetini, şiddetini dindirmek için menfezler halinde o dağlara ağızlar verdik. Yanar dağlar halinde durmadan püskürdüler, şimdiye kadar püskürdüler, şimdi de püskürüyorlar. Kim bilir hangi derin denizlerin nerelerinde ve neler püskürüyorlar, siz bunlardan habersizsiniz. Yer hiddetini ve şiddetini bununla kusuyor ve siz rahatlıkla durabiliyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde püsküreceği şeyleri püskürseler sizi de beraber püskürtüverirler bir tarafa. Bütün bunları ayarladık, hazırladık, yaşamanıza müsait bir zemin meydana getirdik. Sular sizin menfaatiniz için aşağıya doğru şakır şakır akıp gidiyor. Ağaçlar sizin istifadeniz için yukarıya doğru ser çekiyor. Ve dallarının ucuyla size tablalar halinde meyveler takdim ediyor. Koyunlar sizin için yeryüzünde otluyor ve size ab-ı hayat gibi sütü takdim ediyor. Giyeceğiniz şeyleri siz onların sırtındaki yünlerden alıyorsunuz. Bütün bunları Kur'an-ı Kerim muhtelif ayetlerde, müteferrik yerlerde bizlere anlatıyor. Ni'am-ı ilahi olarak, ihsan-ı ilahi olarak anlatıyor, dikkat nazarımızı çekiyor. Yemyeşil yeryüzü şairi şairane konuşturuyor. O nimetlere muhtaç olanı secdeye kapattırıyor. Şükran secdesine kapattırıyor şükran hisleriyle. Hava mevceleri içinde kim bilir hangi nimetleri size takdim ediyor. Seslerinizi ulaştırıyor. Radyoların seslerini ulaştırıyor.
televizyonların şekillerini ulaştırıyor. Telsiz telefonların seslerini ulaştırıyor, ulaştırıyor, durmadan ulaştırıyor. Bütün bu nimetleri sizin için hazırlayan Allah, bu nimetlerin karşısında herhalde sizden istediği bir şey vardır. Allah rububiyet dairesiyle, Rabb olarak, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bunu anlatıyoruz. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a hastır. Teşekkür Allah'a mahsustur. Allah Celle Celaluhu, kimden kime olursa olsun yapılacak bütün teşekkürlere müstahak odur. Hakkı onundur. Kim kime yaparsa, nerede ve hangi şartlar altında yaparsa yapsın Allah'a mahsustur. Çünkü bu yeryüzünü bir sofra halinde seren odur. Çünkü bu yeryüzünü bir döşek halinde seren odur. Çünkü bu yeryüzünü mesire halinde sizin tenezzühünüzü arz eden Allah'tır Celle Celaluhu. Siz bütün kafalar olarak bir araya gelseniz ve hepsiniz fikrinizin mahsulünü ortaya koysanız, tenezzühünüz için bir yeryüzü hazırlasanız, bundan güzel hazırlamanıza imkan yoktur. Leyse fil imkanı ebdev min makan diyen ehli tahkik bunu anlatmak istiyor. Yani siz idrakinizle, kendi idrakinize göre, güzellik anlayışınıza göre bu yeryüzünden daha güzelini ayarlayamayacaksınız, yapamayacaksınız, hazırlayamayacaksınız. Bu geniş rububiyet dairesiyle her şeyi terbiye eden ve sizin imdadınıza koşturan Allah, Rab olduğunu ilan etmesiyle acaba ne istiyor? Herhalde karşısında geniş bir ubudiyet dairesiyle kulları görmek istiyor. Herkes ona kulluğa koşmasını istiyor. Cenab-ı Hak kulluğa koştursun, kulluğa muvaffak kılsın. Bir ziyafet sofrası düşünün muhterem Müslümanlar. Bir hane düşünün. O haneye nimet perver, civan mert, alabildiğine cömert, cevvat mı cevvat bir zat yemek sofralarını hazırlamış, kaşıkları üzerine koymuş, su bardaklarını da doldurmuş, sofranın etrafına dizmiş ve sonra insanları davet etmiş. O sarayın içine giren insanlar o nimet sofralarına tükürseler, onları kale almasalar, sarhoşlar gibi yeseler, içseler, oraya def-i tabi yapsalar, onları öylesine hazırlayan zatı hiç hatırlamasalar, ona karşı hiç teşekkür etmeseler, nasıl insanlar onların vaziyetini yadırgar, nasıl nankörler diye bağırır, nasıl tecziye edilmelerini ister, aynen öyle de. Biz yeryüzünde ağzımıza koyduğumuz her şey bizim için hazırlanmış görüyoruz. Yediğimiz şeyler bizi öldürmüyor, bilakis vücudumuza faydalı oluyor. Buranızda bir kuatır çıktığı zaman size diyorlar ki bu iyot eksikliğinden olmuştur. Halbuki iyodu yeryüzünde Allah bir şeye koymuştur, derç etmiştir. İyot eksikliğinden mi değil mi onu Allah bilir. Fakat tababet bu noktada bir söz söylüyorsa, siz yediğiniz şeyler arasında alıyorsunuz. Denizden alıyorsunuz onu. Denizden istifade suretiyle gidermiş oluyorsunuz bu ihtiyacınızı. Tırnaklarınızda bozulma oluyorsa bir çeşit vitamin eksikliğinden olduğunu size söylüyorlar. Kireç dengesizliğinden olduğunu söylüyorlar. Halbuki siz yediğiniz şeylerde bunları rahatlıkla alıyorsunuz. Demek yeryüzünü sofra halinde hazırlamış. Yediğiniz şeyler ne karnınızı ağırtıyor, ne gözünüzü kör ediyor, ne ağzınızın tad alma duygularını köreltiyor. Siz tad alıyorsunuz, gözünüz görüyor, karnınız ağırmıyor, hayatiyetinizi de bunlarla devam ettiriyorsunuz. O ziyafet veren civan mert, cömert mi cömert zatın sofrasından daha mütena, daha müdebdeb, daha muhteşem nimetlerle hazırlanmış Allah'ın bu yeryüzü sofrasında herhalde sarhoş gibi yerseniz, bu nimetleri nankörce karşılarsanız Cenab-ı Hak da sizin elinizden alır, koşturur, yatırır, kaldırır. Le in şekertum le azidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Şükrederseniz Allah buyuruyor Celle Celaluhu, and olsun ki nimetlerimi artırırım. Ama nankörlük yaparsanız, o ziyafet sofrasına tükürürseniz, kim hazırlamış, niye hazırlamış, bunu bilmeden yanından geçerseniz, transit geçerseniz, benim azabım çok şiddetlidir. Dünyada azap ederim, ahirette azap ederim demektir. Cenab-ı Vacib-ül Vücud, dünyevi ve uhrevi azaptan bizi masume mahfuz buyursun, afiyet ihsan eylesin. Kısaca sadece, çok müstahsen, çok ciddi, süslü mü süslü bir tablonun yanı başında, bir nimet, ziyafet, istihsan tablosunun yanı başında vaziyet
ve vazifemizi kısaca arz etmeye çalıştım. Çeşitli vesilelerle arz etmiş olmama binaen üzerinde fazla durmayacağım. Bildiğimiz şeyler ne ifade ediyor diyeyim? İfade ettiği bir şey yoksa bizim için o zaman bilmekle bilmemek arasında fark yok demektir. Bunları biliyoruz. Bu kitabı okuyoruz. Bu kitap karşısında yerimizi de tayin ediyoruz. Bütün bu bildiklerimiz bizim için bir şey ifade etmiyorsa şayet bilmekle bilmemek arasında fark yoktur. Bu derdi dile getiren bir Anadolu çocuğu ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. İstediğiniz kadar kitap okuyun. Kainat kitabı da okuyun. İstediğiniz kadar marifetten dem vurun. Fakat bütün bunlar sizi inkiyatta dize getirmiyorsa, belinizi kırıp boynunuzu büktürmüyorsa, bütün bu okumalar faydasızdır, manasızdır. Okuduğunuz her şey ve her düşünce imandan bir hüzme, marifetten bir hüzme kalbinize bırakmıyorsa, bir ipe tutunmanıza yardım etmiyorsa, tutunduğunuz o iple marifet semasına çıkmanızı temin etmiyorsa, okumaklar, bilmekler faydasızdır. Allah faydasız bilgiden bizleri masum ve mahfuz buyurdu. Bilgimizin muktezasına göre amel etmeye bizleri muvaffak kılsın. Gerçek bir cemaat bildiği şeyle amel etmedikten sonra bilmediği başka şeyleri öğrenme lüzumunu duymuyordu. Bildiğimiz her şey karşısında kalbimizde neler bıraktığını araştırmalıyız. Bizi Allah'a ne kadar yaklaştırdığını araştırmalıyız. Kalbimizde ne kadar incelik hasıl ettiğini araştırmalıyız. Ve ondan sonra ikinci bir bilmeye tevessül etmeliyiz. İkinci bir bilme yoluna düşmeliyiz. Yok bunlar olmuyorsa sadece bilmek, bilmek için bilmek bu münafık sıfatıdır, batıl anlayışıdır. Bilmek, bilmek için değildir. Bilmek, Allah'ı bilmek içindir. Bilmek, kendini bilmek içindir. Sokrates büyük bir laf etmişti. Açtığı mektebin kapısına, ey insan kendini bil sözünü yazmıştı. Sen kendini bilirsen, mevkiini tayin edersen, kim olduğunu anlarsan, Allah karşısında ona göre vaziyet alacaksın. O belki de insanlara göstermek için çırılçıplak yattığı mektebinin kapısının önünde veya mektebinin içinde birdenbire süratle toparlanır, hemen elbiselerini giyer. Üstad niye böyle yaptın diyenlere Allah var nasıl yapmayayım der. Allah karşısında insan bir vaziyet almalıdır. Allah karşısında vaziyetin yataktaki vaziyetin değildir senin. Elmayı yuttuğun zamanki vaziyetin değildir. Nimet sofrasının başındaki vaziyetin değildir. Kaldı ki o zaman dahi, o zamanlarda dahi gaflet etmene asla cevaz ve mesa yoktur. Daima müteyakkız olacaksın. Seni kim yaşatıyor, kim durduruyor, nimetlerle kim perverde ediyor? Yerini tayin etmen çok mühimdir. Cenab-ı Hak yerimizi tayine bizleri muvaffak kılsın. Evet tekrar ediyorum. Bildiklerimiz içimizde Allah'a iman hüzmeleri hasıl etmiyorsa, Cenab-ı Hakk'ı irfan hüzmelerini hasıl etmiyorsa bütün bilmekler faydasızdır. Bütün okuyanlar, bütün düşünenler bu kaziyeye göre izaya gelmeleri gerekir. Hayatlarını bu kaziyeye göre tanzim etmeleri, ona göre vaziyet almaları icap eder. Allah ona göre vaziyet almaya bizleri muvaffak kılsın. Bundan da bu kaziyeden de bir mantık silsilesi halinde şuna intikal edelim. Hakiki iman, gerçek iman ancak kulluk temrinleriyle insan kalbinde rüsuh bulur. Allah'a karşı, Resulullah'a karşı vaziyetini takdir edip izaya gelmeyen ve kullukla imanın içinde kök salmasını, rüsuh bulmasını ideal haline getirmeyen insan gerçek imana sahip değildir. Sahip olmadığı gibi sahip olma niyetinde de değildir. Gerçek imana sahip olmak, sizin ağacın başında hasıl etmeye çalıştığınız meyvenin hasıl olmasından daha kolay olacağını mı sanıyorsunuz? Açtığınız bir ticaret yurdunda rahatlıkla ticaret yaptığınız gibi rahatlıkla hasıl olacağını mı sanıyorsunuz? 3-5 günlük dünya için hasıl edeceğiniz şeyler uğrunda ciddi duruşunuz size en azından Cenab-ı Hak karşısında bir ciddiyet fikri vermelidir. Kullukta sebat mevzuunda bir ciddiyet fikri vermelidir.
gerçek Cenab-ı Hak marifetini hasıl etmek, bilmenin de ötesinde o işte ciddi olarak durmak, tam temessük etmek ve asla ayrılmamaya bağlıdır. Size bir vesileyle arz etmiştim. Bir hak dostu şöyle der: beni bir kedi irşad etti. Bir fareyi yakalayabilmek için 24 saat nazarını ayırmadan farenin deliğine dikkat kesildi, baktı ve bekledi. Ama beklediğini buldu, boş dönmedi. Siz Allah'ın rızasını bekliyorsunuz. Allah'ın kapısında kulluk tokmağıyla o kapıya vura vura bekliyorsunuz. İnhiraf ettiğiniz müddetçe o kapının açılmayacağına katiyen emin olabilirsiniz. Tersini söyleyeyim bunun. O mevzuda inhiraf etmediğiniz müddetçe yakın zamanda o kapının açılacağına katiyen emin olabilirsiniz. Tabip size der ki, bir bıçakla cerh ettiğiniz vücudunuzda kanınızı durdurmak için fazla değil. 3 dakika elinizi oraya koysanız, sıkı tutsanız sonra vücut kendi kendine o yarayı kapatacaktır. Allah vücutta hazırladığı kanunlarla artık orada pıhtılaşan kan o deliği kapatacak, kanın dışarıya çıkmasını önleyecektir. El verir ki siz sabredesiniz, 3 dakika o deliği elinizle tutasınız. Allah vücutta o deliği kapatacak elemanları yaratmıştır. Onlar hemen o deliği kapatacak, vücuda girecek zararları önleyeceklerdir. Ama siz sabırsız insanlar gibi durmadan o kanı yıkarsanız, kan pıhtılaşma imkanını bulamazsa, delik kapanma imkanını bulamazsa, o delik mütemadiyen kan fışkırtacaktır ve siz acısını duyacaksınız. Telaş, endişe ve sabırsızlık size çok şeyi kaybettirecektir. Sabredeceksiniz. Ebedi kapınız olan Allah kapısında sabredeceksiniz. Ebedi mihrabınız Hak kapısında sabredeceksiniz. Boynu tasmalı köleler gibi durmadan o kapının önünde, o kapının tokmağını ubudiyet anlayışı içinde vuracaksınız. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım diyeceksiniz. Bir gün kulum sesini işiteceksiniz. Kalbinizden işiteceksiniz. Evet, kulluk temrinleriyle ancak İnsanın içinde iman rüsuh bulur, kök salar, şeytanın elinin yetişemeyeceği yerlere kadar kök salıverir. Nasıl yaşarsanız, Allah kapısını vura vura yaşadınız, Allah kapısını vura vura öleceksiniz. Oraya gittiğiniz zaman da yine Allah kapısını vuracaksınız. Rahmetle açacak, ummanlar gibi şefaatiyle mukabele edecek ve engin rahmetiyle sizi cennete koyacaktır. Cenab-ı Vacibül Cud ve Tekaddes Hazretleri bizi Cennetül Mava ile, Firdevs ile mesrur ve mes'ud eylesin inşallah Teala. Buraya kadar kısaca kainatın geniş dairesindeki inkiyattan, Allah'ı dinlemeden zerreler alemine kadar Allah'ı dinlemeye bir bakış yaptık. Ve ondan sonra bu bakış yapmalar niçin, hangi maksada matuf, kısaca ona da bir göz gezdirdik. Ve kullukla ancak imanın insan içinde rüsuh bulacağı, hangi yolla imanı kazanmayı düşünüyorsak o yolda ısrar etmekle ancak aradığımız şeyi elde edebileceğimiz hususuna da hep beraber bakmış olduk. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak kılsın, istifade ettirsin inşallahü teala. Çocuk meşrepli nice kimseler vardır ki okuduğu şeylerden gereği gibi istifade edememiş, okuduğu şeyler onda şımarıklık hasıl etmiştir. Halbuki zamanı vardır. Allah'ın kalbinde yakacağı nurun daha zamanı vardır. Gözünü ayar yüzünden keseceği an gelecektir. Kalbini bütün masivaya karşı kapayacağı an gelecektir. Kulağını bütün masiva tarrakalarına kapayacağı an gelecektir. Ağzını bütün masivaya karşı kapayacağı an gelecektir ama fakat o bir kere şımarık alışmıştır. Gerçekten istifade edememiş, nurdan istifade edememiş, nurul envara ulaşamamış, yarı yolda dönüyor demektir. Allah mezelleden, kaymadan, perişan olmadan gençlerle beraber ihtiyarları, ihtiyarlarla beraber İhtiyarladığı halde hala genç gibi yaşayan, zevklerin arkasından koşan, perişan, kalbi perişanları ıslah eylesin, irşad eylesin. Muhterem Müslümanlar, bizim bütün okumadan, öğrenmeden, araştırmadan maksadımız ve gayemiz, isterse İslami sahada olsun, isterse diğer fenni sahalarda, tatbiki ilimler sahasında olsun, gayemiz
Allah'ı bilmek ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yolunda olmaktır. Allah'ı bilmezsek, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yolunda olmazsak, bütün sayımız badi heva gidecektir, boşu boşuna gidecektir. Allah'ı bilmemiz, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yolunda olmamız, Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen hayat tarzını hayat olarak benimseme ve her halükarda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama inkiyada bağlıdır. Allah bizi inkiyat ettirsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dinlettirsin. İşte başta okuduğum ayetle de bunu arz etmeye çalışmıştım. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine munkat olun. Ta sahili selamete çıkın. Cehenneme yüzüstü düşmeden kurtulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. İnne hâzel Kur'an şâfi'un müşeffa'un men ittebe'ehu qâdehu ilel cenne ve men terekehu ev a'rada anhu zücce fî kafâhu ilel nâr ev kemâ kâl sadaka Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an şafi ve müşeffa'dır. Allah ona şefaat hakkı vermiştir. Onun şefaatini makbul etmiştir. Dünyada kim tutunursa yüksek seviyede bir hayata yükseliverir. Ferden yükselir. Aile tutunursa yüksek bir aile seviyesine çıkar. Millet de tutunursa yüksek bir millet olma durumunu ihraz eder. Bu Kur'an Allah nazarında nazı geçer. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Ona inkiyat eden, Kur'an-ı Kerim'e inkiyat eden men ittebe'ehu qadehu ilel cennet. Kim ona tabi olursa Kur'an onun kaidi olacak, onun zimamını tutacak, onu yedecek ve cennete çekip götürecektir. وَمَنْ تَرَكَهُ اَوْ اَعْرَدَ عَنْهُ زُجَّ فِي قَفَاهُ اِلَى النَّارِ Kim de Kur'an'ı terk ederse, başka kapılara düşerse, çareyi başka yerlerde ararsa veya Kur'an'dan yüz çevirirse, o da kafasının üstüne cehenneme yuvarlanıp gidecektir. Dünyası da cehennem olacaktır, ukubası da cehennem olacaktır. Kur'an'ı yeryüzünde terk eden İslam cemaatlerinin perişan haline bakın. Nasıl yeryüzünün en zelil milletleridir onlar? Nasıl yeryüzünün en perişan milletleridir onlar? Her şeyi daima başkalarından dilenme durumunu muhafaza etmektedirler. Daima dilenci durumundadırlar. Buğdayı Amerika'dan dilenirler. Petrolü başkasından dilenirler. Uranyumu başkasından dilenirler. Silahı başkasından dilenirler. Sanayi mevzuunda bir meseleyi başkasından dilenirler. Sadece dilenciliktir. Duribet aleyhimuz zilletu vel meskene. Ve bununla bir bağ kuralım, bir hakikati hep beraber anlamaya çalışalım. Kur'an başında dedi ki Yahudiler gibi olmayın. Onlar peygamberin sözlerini duydukları halde duymayanlar gibi davrandılar. Veya duydukları sözlerden kalplerine iman hüzmesi namına bir şey gitmedi. Hayatlarını Allah'ın kitabına göre tanzim edemediler. Allah'ın kanunlarına göre uyduramadılar. Duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu. Bu da Kur'an'ın fermanıdır. Onların üzerine Allah zillet ve meskenet damgasını basıverdi. Bizim hakkımızda Kur'an-ı Kerim öyle bir şey demiyor. Çünkü biz daha gelmedik. Gelmediğimiz için bizim hakkımızda bir kaziye verilmemiştir. Fakat İslam aleminin perişan haline baktığımız zaman Yahudiler gibi olmayın. Yahudiler gibi olursak ne olur? Duribet aleykumuz zilletu vel meskene diyeyim. Sadece zamiri değiştireyim. Sizin üzerinize de zillet ve meskenet, dilencilik ve aşağılık damgası vurulacaktır. Dilencilikten kendinizi kurtaramayacaksınız. Sadece bu kadar bakmak kafidir. Allah ve Resulullah'a itaat edin. Şafi müşeffa olan Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Hayatınız Kur'an olsun. Hayatınız Resulullah olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Raiyet olarak, rai olarak, teb'a olarak, emir olarak, amir olarak hayat Kur'an olursa Allah Kur'ani hayatı yeryüzünde çiğnetmeyecek, onlara zillet ve meskenet vermeyecektir. Burada durup bir misal arz etmeye çalışıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın mucizül beyana sahip çıkma, onu hayata hayat yapma mevzuunda her türlü tarifin, tavsifin ve izahın çok fevkindedir. Her türlü izahtan durumu varestedir. Fakat onun sadık yaranları, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten yaşayanlar hakikaten Kur'an-ı Kerim'e tam aynı olmuşlardır.
Hazreti Ömer der ki, biz bir meseleyi duyduktan sonra yaşamadı mı ikinci bir meseleyi öğrenme lüzumunu duymazdık. Size burada bir şey söyleyeyim. İnanın, Kur'an hakikatleri namına, iman hakikatleri namına bizim bildiğimiz şeylerin ancak onda ikisini sahabe-i kiram ya biliyordu veya bilmiyordu. Çünkü onlar yaşadıkları müddetçe Kur'an'dan ayetler nazil oldu. Efendimiz mübarek sözleriyle izah etti. Mesele sair negiratıyla kendi kendini gösterdi. Ve böylece hayatlarının ancak sonunda gerçek İslam'ın bütünüyle yüzünü görebildiler. Biz bütünüyle Kur'an'ı görüyoruz. Bütünüyle binlerce insanı dinliyoruz. Ben tahmini bir hesapla şu 2,5 senelik hayatım içinde size anlatmak için baktığım kitaplar da meydandadır. Belki kalın 10 cilt kadar kitap baktım sadece size anlatmak için. Kendi istifadem için değil. Kur'an-ı Kerim'in 20 misli size şey anlattım. Ben bu kadar anlatırsam perişan laflarımla kim bilir daha niceleri neler anlattı. Demek oluyor ki biz maddi ve nazari olarak sahabe-i kiramdan çok şey biliyoruz. Çok şey biliyoruz ama az amel ediyoruz. Onda biriyle amel etmiyoruz. Onlar bildikleri şeyle amel etmedikten sonra ikincisini öğrenme lüzumunu duymuyorlardı. Baş aşağı Allah Celle Celaluhu cehenneme atıverir. Ne duymuşlar onu harfiyen yaşamışlardır. Malumu yaşamıştır, meçhulü yaşamıştır, marufi yaşamıştır, menkürü yaşamıştır, hepsi yaşamıştır. Allah bize de yaşasın, yaşamaya bizleri de muvaffak kılsın. Burada bir misal arz edeceğim size. Kur'an hayatına hayat olmuş. Said İbni Amir, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin valilerindendir. Said, Hazreti Muaviye'nin yerine Humus'a bir eyalet valisi olarak tayin edilmiştir. Türkiye kadar bir yer üzerinde hakimiyeti olan bir insandır. Fakat siz de adından öyle anlaşılıyor ki tanımıyorsunuz bunu çünkü çok meşhur değildir. Ne meşhurlar vardı ki onların içinde onlar bu meşhur olmayanların yanında aylar ve güneşlerdir. Bu meçhul olanlar ise onlara nispeten uzaktan bize göz kırpan yıldızlar gibi sönük kimselerdir. Halbuki bunlar dahi başlarını 20. asra çıkarıverseler Mihdi diye eteklerine tutunacak, ona tutunmakla Resul-i Ekrem'e ulaşacağımıza inanacağız. Said eyalet valisi olarak hayatının saffet ve sadeliğinden hiçbir şey terk etmemiştir. Hazreti Ömer de radıyallahu anh her sene haç mevsiminde çevreden gelen halka valilerinden memnun olup olmadığını sorar. Bazen de gider gezer memleketi validen memnun olup olmadıklarını sorar, öğrenir. Humus halkıyla karşılaştığı zaman valinizden razı misiniz, memnun musunuz, nasıl buldunuz der. Humus halkına valilerden şikayeti itiyat haline getirmeleri itibariyle Hazreti Ömer onlara Küfeliler nasıl valilerden şikayet ediyorlardı? Küfeyva halkı derdi onlara da. Küçük bir Küfe de Hazreti Ömer'e göre Humus'tur. Hemen Said İbni Amir'den de şikayet ettiler. Dediler valimiz hakkında 4 mühim ciddi şikayetimiz vardır. Hazreti Ömer Allah'ım beni mahcup etme dedi. Ben etrafa en itimat ettiğim kimseleri gönderdi. Kazasına, köyüne, kentine, eyaletine en itimat ettiğim kimseleri gönderdim. Said'i ben eğer tanıdığım gibi ise sağlam adamdır. Yok yanılmışsam Allah'ım beni affet. Yanılmışsam ben de bulunduğum yerin adamı değilim demektir. 20. asırda bu mevzuda çok geri ve yaya olan gözü görmez, kulağı duymaz, sağır ve kör insanların kulaklarına ve gözlerine girsin. Şikayetleriniz nedir der Hazreti Ömer. Derler ki güneş doğmadan sabah namazından sonra Said dışarıya çıkmaz. Allah'ım beni kurtar der Ömer. İkincisi ayda bir gün hiç bizimle görüşmez. Üçüncüsü gece esbabı mesalihi kabul etmez. Onu bir meseleden dolayı çağıranların davetine de icabet etmez. Dördüncüsü, ara sıra vakti belli değildir. Yeknesak değildir ama
belirli belirsiz zamanlarda bayılır kendinden geçiverir. Bu dört şikayetimiz var vali. Hazreti Ömer valiyi çağırır. Bu bütün mevsuk kütüpte zikredilmektedir. Kütüb-i İslamiye'nin pek çoğunda zikredilmektedir. Hazreti Ömer valisini çağırırken içinden Allah'a teveccüh etmiş, Allah'ım beni mahcup etme demektedir. Allah çok basiretli, uyunu zahire sahibi Hazreti Ömer'i mahcup etmemiştir, etmeyecektir. Said, Allah Resulü'nün halifesinin huzuruna gelir. Esselamu aleyke ya emiren müminindir. Müminlerin emirine selam. O da ve aleyke selam ya Said ibn Amir'dir. Halk senden dört tane şikayetleri var. Nedir ya Ömer'dir? Birincisi sabah güneş doğduktan sonra ancak dışarıya çıkıyor, onların işiyle meşgul oluyormuşum. Der ki ya Ömer, ben bu meseleyi açığa vurmaktan çok utanıyorum, sıkılıyorum, bana nahoş geliyor. Madem onlar kurcaladılar, arz edeyim. Ben hanımım hasta bir insanım. Ona bakacak kimsesi olmayan bir insanım. Evimin işini dahi hanımım hesabına kendim görüyorum. Hanımının küçük kusurlarından şikayet edenler dikkat etsinler. Hanımımın işini de kendim görüyorum. Sabah namazından sonra evde hamur yaparım, ekmek pişiririm, çamaşırları yıkarım, öyle dışarıya çıkarım. Bundan dolayı beni muhafaza etmesinler. Hem kadınım hem erkeğim bu evde. Hazreti Ömer çok memnun ve mesrurdur. İkinci şikayetinizi söyleyin. Ya Ömer derler, gece esbabı mesalihi kabul etmez, kimsenin davetine icabet etmez. Ya Ömer, bunu da söylemek istemiyordum. Bu da bana nahoş geliyor. Çünkü bu da benimle Mevlam aramda bir şeydir. Gündüz ben gırtlağıma kadar onların işine dalıyorum. Onlarla meşgul oluyorum. Cenab-ı Hakk'ı hatırladığım zaman belki çok az oluyor onların işine koştuğum için. Geceyi bıraksınlar bari, Mevlam'a ibadete vereyim, onunla gecemi geçireyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sağa sola asker sevk eden insan, Buhari'de bir hadise münasebetiyle naklediliyor, namazda sehiv yapıyor, ya Ömer ne yaptın diyenlere diyor ki, İran'a ordu sevk ediyordum. Said İbni Amir sağa sola ordu sevk ediyor, milletin işini görüyor, Mevlasıyla, Mevlasına ibadetle meşgul olamıyor, bari bıraksınlar gecemi bu hususta sarf edeyim, gecemi de Mevlam'a vereyim diyor. Hazreti Ömer memnun ve mesrurdur. Üçüncü şikayetiniz nedir? Bir ayda bir gün hiç kimseyi kabul etmiyor 24 saat. Ya Ömer, bunu hiç söylemek istemiyordum. Allah da bilir, sen de bil, elbisem sırtımdakinden ibarettir. Ben ancak bunu bir ayda bir yıkarım, temizlerim ve bunu yıkarken de evde bir şeye sarınır, öyle otururum. Hanımımın çamaşırını da ben yıkarım. O gün çamaşırımı yıkarım, kuruturum, bununla meşgul olurum. Ayda bir gündür, bıraksınlar bu bir gün de benim olsun der. Ara sıra bir de bayılıp düşüyormuşsun. Bu nedendir? Bir cinnete, bir bayılmaya veriyorlar ve bunu şikayet mevzu yapıyorlar. Ya Ömer, o da benim için dilgir edici bir husustur. Çok acıdır. Madem kurcaladınız, arz edeyim. Ben daha Müslüman olmamıştım. Mekke'de bulunuyordum. Hubeyb'i derdest götürüyorlardı öldürmeye. O gayet mert gidiyordu ölüme doğru. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda İslam'dan taviz vermeyen, gayet fedakar ve feragat sahibi bir insan olarak o gün müşrikler arasında onu bu gözlerimle gördüm. Müşrikler mızraklarla, ellerindeki cerh edici aletlerle üzerine hücum ettikleri zaman temiz bir nasiye görememişti. Avazı çıktığı kadar Allah'ım Resulullah'a selamı ulaştır demişti ve ya Muhammed diye bağırmıştı. Ben bu sesi duydum, onun vaziyetine şahit olduğum halde o gün yardım edememiştim ona. Eli bağlı, kolu bağlı baka kalmıştım çünkü o esnada daha Müslüman değildim. Endişe ediyorum, bu vaka hatırıma geldikçe endişe ediyorum. Allah bundan dolayı beni cehenneme kor, Allah bundan dolayı bana azap eder. Bayılmam da işte bundandır dedi ya Ömer. Hazreti Ömer gayet memnundu. Humuslar istediği kadar şikayet etsinler, Hazreti Ömer gönderdiği validen memnun idi. Raiyet bu kadarcık kusuru dahi söyleyecek kadar cesaretli ve dişlidir. Vali de o kadar takvada, zühde, dünyayı anlamada ve Allah Resulü'nü hareketleriyle göstermede,
Kur'an'a parlak bir aynı olmada, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi, Kur'an göndermesi, insanları irşadı, bütün bunlardan maksat nedir? O maksada çok güzel bir aynı olmada, onu çok güzel şekilde dile getirmede gayet parlak bir örnektir, gayet parlak bir numunedir. Cenab-ı Vâcib-ül Cud ve Tekaddes Hazretleri bizi o anlayış seviyesini ilâ buyursun. İnşaallahu Teala. Nefsin, şeytanın bizi attığı girdapta çırpınıp durmadan bizleri halas eylesin. İnşaallahu Teala. Evet, Kur'an şafi ve müşeffadır. Ona kim ittiba ederse o onu cennete götürecektir. Kim onu terk eder veya yüz çevirirse yüzüstü cehenneme düşecektir. Allah yüzüstü cehenneme düşmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Allah karşısında durumumuz, Kur'an karşısında yerimiz ve Cenab-ı Hakk'ın bize bakışı işte bu anlayış içinde olmalıdır. Mevsuk veya gayri mevsuk. Hazreti Davud'a Cenab-ı Hakk'ın şöyle hitap ettiğini naklederler. Ya Davud, لَوْ يَعْلَمُ الْمُدَبِّرُونَ كَيْفَ اِنْتِذَارِ لَهُمْ وَرِفْقِي بِهِمْ وَشَوْقِي اِلَى تَرْكِ مَعَاصِيهِمْ لَمَاتُوا شَوْكًا اِلَيَّ اَوْ كَمَا قَالْ Ya Davud, eğer dünyada bir parça düşünme kabiliyeti olanlar bilselerdi, neyi bilselerdi? Ben onları nasıl bekliyorum? Nasıl görmek istiyorum? Nasıl rahmetle rahmet avuşumu açmış onları intizar ediyorum. Eğer şefkatimi bir parça anlasalardı, eğer kendilerine rıfkımı idrak etselerdi ve onların bana kavuşmalarını intizar ettiğimi bilselerdi, şevklerinden ölürlerdi. Şevklerinden ölmediklerine göre intizarımı bilmiyorlar, rıfkımı anlayamamışlar, şevkimi derk edememişler demektir. Hazreti Davud'a bunu, vakayı bize nakleden, ''Ya Rabbi sevdiğin kimseleri bana göster.'' isteği, talebi karşısında Cenab-ı Hak bunu ona ifade buyurmuştur. Cenab-ı Vâcib Vücud ve Tekaddes Hazretleri azameti karşısında yerini idrak edenlerden eylesin. Bizi kim bekliyor? Nasıl bekliyor? Hangi keyfiyet ve hava içinde bekliyor? Ve bize karşı bakışın nedir? Rahmetin bize karşı tebessümü nedir? Bunları idrak etmeye muvaffak kılsın. O rahmet kucağına doğru koşmaya da muvaffak kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün bunlar Allah'a ve Resulullah'a çeşitli yönlerle itaate ve inkiyada itilmemiz gerektiğini gösteriyor ve itici birer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar bizi Allah'a ve Resulullah'a inkiyada itiyor. Dünyaya iten, dünyanın alayiş ve debdebesine, zinet ve ihtişamına iten maddi ve suri şeyler var. Allah'a Celle Celaluhu iten şeyler de bunlardır. Allah karşısında yerimiz, Cenab-ı Hakk'ın bize iştiyakı mukaddesesi, intizarı mukaddesesi ve bizim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın silkinde bulunmamız, Kur'an'ın cemaati olmamız, Cenab-ı Hakk'ın kulları olmamız ve kainatın tarrakalarla Allah'a inkiyadı haykırması, bütün bunlar bizi Cenab-ı Hakk'a itici sebeplerdir. Bütün bu sebepler karşısında eli bağlı, kolu bağlı durmayacağız. Eğer durursak, Hubeyb'in idam edilişi karşısında eli bağlı, kolu bağlı insanın durumundan daha bedbaht, daha perişan bir duruma sukut etmiş olacağız. Kur'an bir tarafta, biz bir tarafta, İslam bir tarafta, biz bir tarafta, Resul-i Ekrem bir tarafta, biz bir tarafta, Allah rızası bir tarafta, biz bir tarafta, böylesine eli bağlı, kolu bağlı, herhalde Hubeyb'in karşısında eli bağlı, kolu bağlı kalmadan daha ağır ve bu durum karşısında sükut etme ondan daha şeni ve daha denidir. Böyle bir şenaat ve denaati irtikaptan Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i kurtarsın, halas eylesin. Muhterem Müslümanlar, onun içindir ki ne sadece bilmek, ne sadece iddialı olmak hiçbirinin faydası yoktur. Bileceksin,
bildiğin kadarıyla Allah Resulü'nün yolunda olacaksın. Bileceksin, bildiğin kadarıyla Kur'an'a tabi olacaksın. Bileceksin, bildiğin kadarıyla İslam'ı yaymayı ve yaşamayı kendine dert ve dava edineceksin. Şayet bunlar ruhunda yoksa, bunlar sende manasını bulmamışlarsa, bilmelerin faydasızdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama iştiyakın ve şevkin olacak. Ona iştiyakın ve şevkinin manası da ona karşı inkiyat ve itaat şeklinde bulunacaktır. Allah ona itaatı kendisine itaata denk tutmuştur. Men yuti'ir Resul fakat ata Allah buyurmuştur. Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiştir diyor. Resul-i Ekrem'e itaat şeklinde olacaktır. Yoksa onu boş iddialarla sevme davasında bulunmanın hiçbir faydası ve manası yoktur. Bu hususta aklıma geldi. Müsaadenizle hep beraber bakmış olalım. Hadiste Allah Resulü buyurur ki: "Zâka ta'mel iman. Men radiya billahi rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammedir Resûl'a." Son söylediğim iki sözde, bazı rivayetlerde takdim ve tehir vardır. İmanın tadını tatmıştır kim? Men radiye billahi rabba. Rabb olarak Allah'tan razı olan. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senden razıyım. Kainatta ne yaparsan, hakkımda ne yaparsan, hesabıma neler yaparsan hepsinden razıyım. Çünkü sen beni yoktan var ettin, dünyaya getirdin, çeşitli nimetlerle perverde ettin, bana imanı tattırdın, ben senin Rabb olduğundan razıyım diyecek. Din olarak İslam'ı ihtiyar edecek ve İslam'ın dışında her şeye gözünü, kulağını kapayacak. Hiçbirinden hoşnut olmayacak. Katiyen bilecek ki وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'ın dışında bir yol ve yordam tanıyan, onun arkasından koşanlardan Allah hiçbir şey kabul etmeyecektir. Din namını onu yüzlerine vuracaktır. Bütün sistemleri ve doktrinleri onların yüzüne vuracaktır. Din ve yol ve şeriat sadece Allah'ın yolu, Allah'ın şeriatı, Allah'ın dinidir. Din olarak da İslam'dan razı olacak. Yol olarak İslam'ı seçecektir. Ve peygamber olarak da Allah Resulü'nü ihtiyar edecektir. Allah Resulü'nü her şeye tercih edecektir. Nice sahih hadisler var ki Allah Resulü, ben her şeye tercih edilmedikten sonra siz iman etmiş olamazsınız. Hadise ne lüzum var? En nebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Nebi, gerçek mü'minlere kendi nefislerinden daha evladır. Evladır ve onun hanımları da onların analarıdır. Onu babadan artık bilirler. Yaşlı ise evladından artık bilir. Orta seviyede ise kardeşinden artık bilir. Onun hanımlarını da ana tanır. O ümmetinin hem peygamberidir hem de babasıdır. Gerçek müminin nazarında Resul-i Ekrem'e denk tutulacak ikinci bir varlık yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu aşk, bu şevk, bu inanış, bu itaat, bu inkiyat anlayışı içinde ezvacı tahiratini radıyallahu anhün sahabe-i kiram arasında ganimetten bir şeyler dağıtırken bütün sahabinin tevkinde tutuyordu. Herkese 8000 veriyorsa peygamber hanımlarına 10000 veriyordu. Resul-i Ekrem'in mübarek torunlarına 10000 veriyordu. Allah kimi seviyor? Sen kalbinden kimi seviyorsan onu her şeye tercih edeceksin. Ve bir vesileyle size arz ettiğim bir başka misal daha vardır. Bir gün yine ganimetten herkese hissesini dağıtırken oğlu Abdullah İbni Ömer sahabe-i kiramın imamlarındandır. Nadide bir tiptir. O asrın birinci derecede müştehitleri arasındadır. Birinci sınıf alimleri arasındadır. Birinci sınıf ehli dirayet ve kiyaseti arasında bulunmaktadır. İş böyleyken babası hürriyete kavuşturulmuş azatlı bir köle olan Zeyd ibn Harise'nin oğlu Hazreti Üsame'ye oğlundan daha fazla veriyordu. Ve bir gün meseleyi öğrenmek için oğlu dedi ki, baba dedi Üsame'nin benden artık ne tarafı var? Yaşımızsa beraberdir. Resul-i Ekrem'le beraber bulunmaksa beraber bulunduk. Ona ganimetten fazla veriyorsun, bana az veriyorsun. Hazreti Ömer'in oğlu ganimetten kendisine fazla verilecek şeyin talebinde değildir. O işin kalakını çekmekte de değildir esasen. O bir eliyle aldığını diğer eliyle dağıtır, başkalarına hediye verir. Meselesi başkadır. Babası basiretli insan bu mevzuda niye böyle davranıyor? Oğlum der.
ben Üsame'nin senden artık bir tarafını görmüyor ve bilmiyorum. Fakat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Üsame'yi senden çok severdi, Üsame'nin babasını da senin babandan çok severdi. Ben gözümle gördüm, Hazreti Hasan'ı bir dizine oturtmuştu, Üsame'yi de bir dizine oturtmuştu, başlarını birbirine dokunduruyor ve şöyle diyordu, Allahümme erhamhuma, fe'inne erhamhuma. Allah'ım ben bunlara merhamet ediyorum, şefkat ediyorum, sen de bunlara merhamet et diyordu. İşte onun için ben Resulullah'ın sevdiği, dolayısıyla Allah'ın sevdiği Üsame'yi sana tercih ediyorum diyordu. Evet, Resulullah kimi seviyor? Allah kimi seviyor? Onu her şeyin üstünde tutacaksınız. Resul-i Ekrem'i her şeye tercih edeceksiniz. Kaprislerinizin üstünde, emellerinizin üstünde, isteklerinizin üstünde Resul-i Ekrem'e yer vereceksiniz. Bu da kuru gürültüyle, boş iddia ile olmayacak. Acemlerin destan yazmak suretiyle muhabbetlerini tezahür ettirdikleri gibi olmayacak. Doğrudan doğruya fiilen Resul-i Ekrem'e iştiyakın ifadesi olacak. Destan yazmak mühim değildir. Bu mevzuda söz söylemek mühim değildir. Halinle göstereceksin. Resul-i Ekrem'e iştiyakı bizzat ishar edeceksin. Son dakikalarını yaşayan Hazreti Osman radıyallahu anh, kendisini sık sık ziyaret eden ashab vardı radıyallahu anhum. Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi, şerif ve kerim olan babaları Hazreti Ali gibi kimseler sık sık yanına uğruyorlardı. O gün de kendisine şehit olacağı gün müdafaa teklifinde bulundular. Seni müdafaa edelim, şu şakileri ve asileri püskürtelim, peygamber şehrinde kan dökülmesine mani olalım. O tebessümle onlara dedi ki, ben bu gece Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Öyle susamıştım ki kendisine su getiren Ümmü Habibe, asiler tarafından merkepten alaşağı edilmiş, elindeki su dökülmüştü. O pencereden su bekleye dursun, o su da ona kavuşmamıştı, kavuşamamıştı. Susuzluktan yanmıştım, dudaklarım kurumuştu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Evini sardılar mı ya Osman? Sardılar ya Resulallah dedim. Seni susuz bıraktılar mı ya Osman? Bıraktılar ya Resulallah dedim. Elini uzattı gayipten, bir kova su takdim ediverdi. Ben öylesine içtim, öylesine içtim ki vallahi artık su içmeye ihtiyacım kalmadı. Ve gördüm ki Resul-i Ekrem bir sofranın başında bana şöyle diyor. Ya Osman, aile efradınla mı iftar etmek istersin? Ramazan-ı Şerif'tir. Yoksa bizimle mi iftar etmek istersin? Ben dedim ki ya Resulallah, sizinle iftar etmek isterim. Demek oluyor ki Resul-i Ekrem'in davetine icabet ettik, o daveti kabul ettik. Demek oluyor ki bugün yolculuk var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama şiddetli iştiyak, ona bir an evvel kavuşmak için daima çırpınma şeklinde olursa olur. Tâsil ilâhe ve ente tuzhiru hubbeh, hâzâ le'amri fil fi'âli bedî'û. لو كان حبك صادقا لأطعت إن المحب لمن يحب مطيع. Rabia Adviye'ye azvedilen bu söz bize şunu anlatıyor. Allah'a isyan ediyorsun. Halbuki sen Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Günde Allah'a karşı 100 defa baş kaldırıyorsun ve diyorsun ki ben Allah'a inanmış, Allah'ı seviyorum. Bu cidden kasem olsun ki yemin ediyorum çok garip şeylerden, anlaşılmaz şeylerdendir. Eğer sen muhabbetinde sadık olsan Allah'a itaat edeceksin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Sevdiğiniz birisi eşiğime başınızı koyun bana inkiyat edin dese hayatınızın sonuna kadar, subh-i haşra kadar ayrılmamak üzere başınızı eşiğine korsunuz, orada sabırla beklersiniz. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın eşiği mescidlerdir. Mescidin eşiğine başınızı koyacak, ibadet inkiyattan ayrılmayacaksınız. Ta ibadetle iman içinizde rüsuh bulacak. Hayatı ciddi olarak ele almakla iman içinizde rüsuh bulacak. Samimi ve ciddi yaşayacaksınız. Ciddilerle beraber öleceksiniz. Ciddilerle beraber haşrolacaksınız. Allah böyle yaşama, böyle ölme, böylesine haşrolmaya bizleri muvaffak kılsın. Tarik-i müstakimde sabit kadem eylesin. Bizi iki cihanda saadet ve bahtiyarlıktan mahrum eylemesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله
عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم müslümanlar herkes aleyhissalatu vesselama marifeti nispetinde bağlıdır. Marifeti nispetinde ona karşı iştiyakı vardır, sevgisi vardır. Kimin çok sevgisi varsa Resul-i Ekrem hakkında artık marifeti var demektir. Kim Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı iştiyakla bekliyor, gözlüyorsa Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı çok iyi biliyor demektir. Çok iyi bilmenin ve ona karşı iştiyaklı olmanın, onu intizar etmenin hayatımızda zahiri alameti de ona itaat etmek, mübarek eliyle getirdiği, koyduğu, dizdiği esasata harfiyen inkiyat etmektir. Boş iştiyak, arzu, aşk, şevk, muhabbet iddiasında bulunmuş olmamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eliyle, Allah'ın emriyle hayatımıza getirilmiş neler konmuşsa, yaşamamız için hangi esaslar getirilip vaz edilmiş ise, terbiyemiz için neler getirilmiş, bize tebliğ edilmişse, onların hepsini harfiyen benimseyip, harfiyen riayet etmemiz gerekir. Yoksa acemce şeyler olur. Boş iddialar, işi destanlaştırmalar, fakat fersah fersah Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşmalar olur. Kur'an Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği, kendi cemaatinin göksüne çivilediği, tespit buyurduğu bizim hayatımız için çok lüzumlu bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i şerh ve tefsir eden mübarek sözleri gönüllerimizde ve kafalarımızda yerini bulmuş veya gerçek müminlerin gönüllerinde, kafalarında yerini bulmuş olan mübarek şeylerdir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama karşı iştiyaklı olma, peygamber diye sevme, gönül dolusu muhabbetlerden bahsetme, bu meselelerde çok ciddi olmaya, bu meselelere ciddi bağlı olmaya bağlıdır. Bu meselelerde ciddiyetimiz ve bağlılığımız yoksa iddialarımız boşunadır. Gerçek mümin aleyhissalatu vesselamın getirip vaz ettiği esasların en küçüğünün dahi tezelzülünde kalbi beraber sarsılıyordu. Bir sünnetin tezelzülünde kalbi beraber sarsılıyordu. Meseleyi bu asırda münakaşa yapmıyor ve münakaşa mevzu olarak ortaya atmış olmuyorum da, gerçek bir müminin, Resul-i Ekrem'in getirdiği şeylerin en küçüğünde dahi hassasiyetini ifade için arz ediyorum bunu. Namazın arkasında tesbihi müminin terk etmesi, o camide bulunan bütün cemaati rahatsız ediyordu. Bir müminin sünnetleri terk etmesi bütün cemaati rahatsız ediyordu. En küçük mesele karşısında bir huzur ve tedirgin oluyorlardı. Binler yıkılan mesele karşısında, enkaz haline gelen binlerce mesele karşısında, duyarı ve duymayanı, genci ve ihtiyarı, ilim ehli olan ve cahil olanı,
Şayet kalbi titremiyorsa, ürpermiyorsa, Resul-i Ekrem'le alakası işte o nisbettedir ve o ağırlıktadır. Bunlar bizim için kıstaslar ve kendimizi değerlendireceğimiz hususlardır. Hazreti Ömer devrinde İslamiyet göklerde yaşandığı gibi yaşandı. İnşallah bu devirde de Cenab-ı Hak öyle yaşanmaya doğru bizi itiyor ihtiyarımız haricinde. Öyle yaşandı o devri, günahkar dahi olsak bizlere göstersin, lütfetsin. Ancak öyle İslamiyet göklerde olabilirdi. Göklerdeydi. Devrimizin dertli, bedbin şairi, Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir derken, bir zamanlar yerde yaşanmış Müslümanlığın, sahabi Müslümanlığının şu anda ortalıkta olmadığı için bilmiyorum galiba göklerdedir sözüyle ifade ediyor. Emir, zimmiye hakaret ettiğinden dolayı kendisini azlediyor. Ümeyr İbn-i Sa'd, Hazreti Ömer'in amilidir, valisidir. Karşısındaki bir Hristiyana Hristiyan dediği için, hakaret ettiği için Hazreti Ömer'in huzuruna matarasını çubuğuna takar, validir gelir. Ya Ömer, ben artık valilik yapamayacağım. Teb'am olan, raiyetim olan Hristiyan dahi olsa bir insana hakaret ettim. Ben sinirlerime sahip bir insan değilim. Adi bir insan vali olamaz. Kendisini azleder. Aynı valiye Hazreti Ömer name yazar. Memleketinde bulunan bütün fakirlerin ismini yaz, bana gönder. Gelen mektubun isim listesinin başında Ümeyr İbn-i Sa'd'ı gördüğü zaman, bu hangi Ümeyr'dir der Hazreti Ömer. Derler ki, bu bizim Ümeyr, senin valin Ümeyr'dir. O devirde İslamiyet şimdi göklerdeki gibi yaşanmıştır. İşte o devirde Hazreti Ömer mescide gidiyor. Her şey kâmeti kıymetince takdir ediliyor. Her şey Allah'ın ölçülerine göre takdir ediliyor ve büyük diye sayılıyor. Ömer mescide cuma günü giydiği elbiseleri giymiş gidiyor. Resul-i Ekrem'in vaz ettiği her şeye saygılı Ömer. Yine o gün birkaç esasat-ı İslamiye'yi anlatacak ve cemaatin gönüllerinde rüsuh bulmasını isteyecek. Bir duvarın dibinden geçerken bir oluktan birkaç damla kan mübarek üzerine döküldü, cübbesi kirlendi, canı sıkıldı, elini uzattığı gibi oluğu yerinden söktü ve sonra da eve döndü, gitti, elbiselerini değiştirdi, mescide geldi. Müslümanlara eziyet olan oluktan kan döküme meselesini cemaate anlatacaktır. Çünkü damda bir hayvan kesilmiş demektir. Damın oluğundan akarken alttan geçenlerin üstüne damlamıştır. Kendi üzerine damladığı gibi başkalarının üzerine de damlar. Müminlere eziyet olmasın diye bu meseleyi minberde anlatacaktır. Kimsenin bu meseleden haberi yok. Hazreti Ömer başlar, kim bilir nasıl anlatır. Cemaat, Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Ben bir duvarın dibinden geçtim ki falan yerde, duvarın üzerinde bir oluk vardı, ondan kan damladı, benim üzerime geldi, elbisemi kirletti. Ve ben o oluğu söktüm. O söktüm daha derken cemaattan çok sevdiği Abbas fırlayıp kalkıverir ayağa. Ne yapıyorsun ya Ömer der. Ben oğlu Resul-i Ekrem elleriyle oraya korken gördüm. Bu defa da Hazreti Ömer'in ayakları titrer, dize gelir. Vallahi der ki, ya Abbas, yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. İşte Müslüman da ölçü budur. Müslüman da Allah'ın tazim ettiği şeyleri tazim derecesi takdiri budur. Bizim başımızdan ve duvarımızın üstünden kalkan Resul-i Ekrem'in koyduğu oluk değildir. Bizim evlerimizden kaldırılan, gönül damımızdan kaldırılan Kur'an-ı Kerim'dir. Altın oluktur, bizi Allah'a ulaştıracak oluktur. Ama hiçbir kalp titrememiştir. Ne yapıyorsun dememiştir. Onu Allah eliyle koydu oraya dememiştir. Bizim kalbimizden kaldırılan İslamiyet'tir. Bizim kalbimizden kaldırılan Resul-i Ekrem'in sevgisidir. Bizim kalbimizden kaldırılan mabetlere muhabbet, mabetlere teveccühtür. Bizim kalbimizden kaldırılan daha nice binlerce şeydir ki her birisi oluğa nispet edilecek olursa Kâbe ile adi taşlar arasındaki münasebet gibi bir münasebetsizlikle karşımıza çıkacaktır. Evet, binlerce şair, binlerce hakaiki imaniye ve Kur'aniye paymal olmuştur. Cemaat eli bağlı, kolu bağlı, bütün bu yıkılışları, bütün bu sökülüşleri, bütün enkaz enkaz üstüne gelişi tebessümle seyretmiştir.
Olmaz böyle Müslümanlık muhterem Müslümanlar. Olmaz böyle Resulullah'a bağlılık. Olmaz böyle Kur'an'a bağlılık. Didineceksin, çırpınacaksın. Son soluğuna kadar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bağlılığını ishar edeceksin. Allah'a ve Resulullah'a itaat derken, Resul-i Ekrem'i sevme sayma derken, Resul-i Ekrem'e bağlılık derken, işte işi bu anlayış içinde ele alma mecburiyetindeyiz. Genç olarak, ihtiyar olarak, kültürlü olarak, cahil olarak bu meseleyi böyle kabul etme mecburiyetindeyiz. Bizim başka şeye değil, ilim yapmaya, diyalog olmaya değil, meseleleri belirleyip bol bol laf etmeye değil, hale ihtiyacımız vardır, hayata ihtiyacımız vardır, Resul-i Ekrem'e karşı bağlılığa ihtiyacımız vardır. Allah ona bağlılığı kendine bağlılık sayıyor. Onu tek ve yekta piştar olarak bize gönderiyor. Kurtuluşu ona bağlılığa bağlıyor. Onun yolu duruyorken başka yollara gidenlere veil olsun. Onun getirdiği şeriat bütün parlaklığıyla telemmü ederken, pırıl pırıl parlarken başka kapı çalanlara veil olsun. Onu tanımayan cemaata da veil olsun. Ela inne ahsenel kelamu ve eblan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَامِلًا كَمَا أَمَرَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْمُؤْتَمَرُ تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم عباد الله Allah'ın kulları Allah'a karşı Allah'ın azameti kadar saygılı olun. Allah'ın himayesine girin. Allah'a saygıyla itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzını ihya etmek, hayatınıza hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Mevla'yı müteallik görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ve her halinize nigehban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'i ufkunuzda bayraklaştırma uğrunda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Kur'an'ın, İslam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Emn-ü eman içinde sahili selamete çıka cennete dahil olasınız. Akim-i salah. İnne salate tenha anil fahşâi vel münker. Ve le zikrullâhi ekber. Vallahu ya'lemu mâ tesna'ûn. Sadakallâhu azîm.